Evet, çok değerli bir akademisyen, çok değerli bir cephe savaşçısıyla buluşuyoruz. Doçent Doktor Sezai Çelik, göğüs cerrahisi uzmanı ve şu anda COVID-19 mücadelemizin ön saflarında savaşan sağlık ordumuzun çok değerli bir üyesi. Hocam, şu anda seni çalışma kıyafetinle görüyorum. Bu kıyafet sanıyorum bize gösteriyorsun, bütün topluma gösteriyorsun. Günde kaç saat bu kıyafeti taşıyorsunuz? Şimdi iyi akşamlar diliyorum bütün dinleyicilerimize ve takipçilerimize Ardan Bey ben de. Bu andaki kıyafeti bu şekilde sunmamın tabii ki nedeni gün boyu ne çektiğimizi aslında değerli izleyicilerimizin daha iyi anlaması yönelik bir mesaj. Bu gördüğünüz ön taraftaki bu koruyucu şimdi yavaş yavaş çıkartıyorum. Bu özellikle riskli hastayla temas etme ihtimali olduğu zaman ya da riskli hastaya bakacağınız zaman bunu mutlaka en öne yerleştiriyoruz. Ama vazgeçilmez olan tabii bir gözlüğü korumak için bir gözlüğümüz. Gün boyunca gözünüzde kalmak zorunda ve N95 ya da değişik adlarla adlandırılan oldukça kullanımı zor olan bir maskemiz var. Bu maskeyle beraber tabii saçları da korumak gerekiyor. Dolayısıyla bunun üzerine de özellikle COVID hastanın yanına girecekseniz artık tanısı kesinleşmiş hasta özellikle bir de üzerine özel koruyucu elbiseler de buna ilave etmek gerekiyor. Şimdi tabii evinizdesiniz, bunları çıkarttınız ama çok çok teşekkür ediyorum. Bir sağlık çalışanı olarak cephe kıyafetinizin ne kadar zor olduğunu da bir kez daha ben de şahsen gördüm. Bir de o kıyafetler var. İyice sıcak olur. Günde yaklaşık 8 saat bunlarla mı çalışıyorsunuz? Tabii yoğun bakım 8 saat ortalama yoğun bakım uzmanlarımız, enfeksiyon uzmanlarımız daha da zor giyim ve çalışma şartlarına sahipler biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar da bu süre daha da uzayabiliyor. Peki, şu anda tedaviniz altında olan COVID hastanız var mı? Evet, benim çalıştığım özel hastanede sadece bir pandemi katımız var ve Sağlık Bakanlığımızın zorunlu uygulaması neticesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, yoğun bakım uzmanları bir multidisipliner yaklaşımla bu katta ona yakın hastamız var ve o ikisini iyileştirdik çok şükür, taburcu ettik. Çok teşekkür ederim. Henüz yoğun bakıma inmeyi gerektirecek kadar kötüleşen hastamız bizim servisimizde olmadı. Dolayısıyla tedavileri devam ediyor. Peki, Allah kolaylık versin. Sağ olun. Şimdi anladığım kadarıyla Türkiye ekonomik gücünün ötesinde, çünkü şu anda Avrupa'yı görüyoruz, Amerika'yı görüyoruz. Amerika'da sizinle biraz önce konuşmaya başladığım sırada bir günde 4.500 ölümle karşılaştık. Yani bunları söylememin nedeni bu ülkeler bizden ekonomik olarak güçlü. Ama biz daha mütevazi ekonomik gücümüze göre daha hazırlıklı bir yapı gösterdik galiba. Doğru mudur? Evet, aslında bunun temelinde sağlık sistemimiz yürümekte olan sağlık sistemimiz daha sağlıklı bizim diğer büyük görünen ülkelere göre. Özellikle halk sağlığına vermiş olduğumuz ehemmiyet, önem hakikaten Avrupa'da ve Amerika'daki yaklaşımlardan çok daha iyi. Yani biz bunu sağladığımız için en başta bu hastalıkla mücadele, özellikle salgınlarla mücadelede halk sağlığına vermiş olduğunuz önemdeki yapılanmanız neticeyi belirliyor aslında. Çok önemli. Evet. Çok önemli. Bu bir gelenek de esasında, yani kendimden bahsetmek istemem ama ben de bir doktor çocuğuyum, daha önce sözünü etmişimdir. Babam da çocuk felci kampanyası başkanıydı. İlk. Onların hayatı sıtma savaş ve verem savaşla başladı. Ve hepsi büyük başarı öyküleridir esasında. Türk tıbbı çok önemli öyküler yakalamış anladığım kadarıyla. Doğru mudur? Doğru. Bu tabii
rahmetli babanızın dedenizden o dönemlerde ve atılan tohumlar yeşertilen verilen hizmetler doğrusu Türkiye'nin aynı zamanda hafızası sağlıkta halk sağlığı hafızasıdır ve bu zamandaki mücadelenin altyapısıdır aynı zamanda. Çok güzel. Özellikle akciğer veremi gibi toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve kitlesel ölümlere de yol açmış hastalıklara Türkiye'de o dönemlerde inanılmaz bir mücadele verilmiş. O zamanki hekimlerimize rahmet ve minnette bir kez daha analım. Evet. Ve toplum sağlığına vermiş oldukları o büyük katkı, mücadele bugünün altyapısını oluşturuyor. Bu konuda birikimimiz çok iyi o noktada. Şimdi hocam COVID'e döneceğim. Mesela şöyle bir açıklama geldi ve çok güvenilir bilimsel açıklamalardı. Mesela tüberküloz aşısının düzenli uygulandığı ve zorunlu olduğu ülkelerde bu göğüse vuruş şekli COVID'in daha hafiflemiş deniliyor. Doğru mudur bu? Evet, yani şu an Amerika, İtalya gibi ülkelerde BSG aşısının çocukluk çağında düzenli olarak yerleşik olarak yapıldığı ülkelerde COVID ölümlerinin mortalitesi yani ölüm oranlarının BSG aşısı yaptıranlarda daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ciddi bir makale olarak da tıp dünyasına sunulmak üzere. Evet. Taslak bulguları yayınlandı henüz. Ve buradan şunu anlıyoruz ki geçmişte yapılmış olan aslında bu şu mantık üzerine bina edilmelidir. Her türlü aşının insan bedeninde, organizmada bağışıklık sistemini diri tuttuğu, evet, yeni antijen, yeni bir yabancı cisim, yeni bir mikroorganizma ile karşılaştığında da onu daha çabuk, daha hızlı hareket etme yeteneği kazandırdığını, çok önemli, onu çabuk algılayıp adeta dövüşme ve alt etme yeteneğinin önceden hazırlandığını anlıyoruz. Bu çiçeği aşısı için de böyledir. Çocuk felci aşısı için de aslında böyledir. Yani Avrupa'da şu anda çok pişmanlar anladığım kadarıyla bu COVID-19'dan sonra. Mesela İtalya unutmuş bu meseleyi, İspanya unutmuş ama Portekiz devam ediyormuş. İspanya'da binlerce ölüm var. İber Yarımadası'nın Portekiz'inde 200 ölü var. Evet. Yani bu kadar net bir ayrışma oldu. Doğru. Bunu biraz daha zaman geçtikçe daha iyi anlayacağız hiç şüphesiz. Ama BSG aşısı yapılmış bireylerin COVID salgınında ölüm oranlarının daha az olduğu şu anda ulaştığımız yeni bilgilerden bir tanesi. Şimdi Türk tıbbı her zaman güçlü bir refleks göstermiştir. Sizin gibi çok değerli akademisyenler de şu anda ön cephede çok güzel işler yapıyor. Anladığım kadarıyla Türkiye bu mücadelede önce Çin ve diğer ülkelerde neler yapıldığına şöyle bir baktı ama sonra dedi ki yok, ben kendi metodumu biraz geliştireceğim. Acaba mortalite oranının düşüklüğü biraz da bundan mı kaynaklandı? Aslında tabii Çin'in bütün uygulamalarını doğrusu hepsini bize dünya tıbbına veya dünya insanlarına sunuyor mu? Özellikle bu aşamada salgının şiddetli başlandığı dönemler, bu konuda hep herkes şüpheyle yanaşmaya devam ediyor. Evet. Biz buradan şu salgının kontrol altına aldığını varsayarsak, evet, gizlemediğini ve sağlıklı bilgiler sunduğunu üzerine hareket etmek zorundayız. Dolayısıyla hem 3200-3500 rakamlarda oranlarını tutması, evet, bu kadar büyük bir nüfusa rağmen sağlamış olması aslında bir anlamda tedavilerde başarılı olduğunu gösteriyor. Sadece karantina yöntemlerinde değil, aynı zamanda özellikle yoğun hastalarda yapmış olmalı. Yani bir takım ilaçlar ve tedavi yöntemlerini iyi uygulamış olmalı ki bu kadar sürede bu işi kontrol altına almayı başarmış olsun.
Peki burada bizim uyguladığımız metotta anladığım kadarıyla hocam favipiravir Evet. ilacı virüsün Doğru. replikasyonu zamanında Evet. onu biraz biz erken kullanarak yeni bir yöntem mi oluşturduk? Yani vaka ağırlaşmadan biz daha mı erken müdahale ediyoruz bu ilaçla? Evet, Ardan Bey, şimdi bu sorunuza cevap vermeden müsaade ederseniz, şu anda dünyada COVID salgınıyla mücadele halindeyken bir takım ilaçlar var. Yani direkt tablet olarak veya damar yoluyla hastaya zerk edilen ilaçlar var. Bunlara şu anda en fazla duyduklarımızdan birisi zikrettiğiniz favipiravir adlı ilaç. Bunun yanında gelecek vadeden ivermektin var. Bunun yanında çokça isminin duyulduğu klorokin, hidroksiklorokin preparatı var. Yine bununla birlikte bir de remdesivir dediğimiz başka bir preparat daha var. Şimdi bu dört preparattan Türkiye'nin almış olduğu sizin ifade ettiğiniz favipiravir adlı preparat. Favipiravirin Türkiye'nin erken davranıp Çin ve Japonya'da faz 2, faz 3 çalışmaları devam ederken kendilerinin de kullanıp etkinliğini gördükleri, Türkiye'nin de bunun üzerine hızlı davranarak 1 milyon yakın tableti talep olmuş olması ve kullanıma erken sokmuş olması şu anda bizim mortalite oranlarımızın düşük seyrinde elbette etkili olduğunu düşünüyorum. Yani az evvel de ifade ettiğim gibi, yani Çin'de bu kadar ölüm oranları böyle düşürebildiyseler bir şey yapmış olmalılar. O bir şeyler, bir tanesi mutlaka ilaç. Favipiravir isimli ilacımız özellikle şu anda klinisyen arkadaşlarımızın ve Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu bilim kurulunun tavsiyesiyle hastanın oksijen satürasyonu 90'larda sınırdayken daha fazla düşmeden ilaca başlanması ve burada başlandığı zaman hasta yoğun bakımlık ve entübasyon yapay solunum cihazına bağlanmaya giden sürecin dolayısıyla başında başlamış olmasının vermiş olduğu iyi etkileri görmekteyiz. Bütün mortaliteye yansıyor şu anda. Tabii biz de bunları Türkiye tıbbı olarak dünya tıbbına sunacağız. En son bir Bir de çalışma. hocam ben belki hatırlayacaksınız bundan bir hafta kadar önce ivermeskin yani o parazit ilacı ortaya çıktığında daha çok Afrika'da galiba kullanılıyor. Evet. Ve ilk ben almıştım haber olarak onu da yayınladım. Bu ilaçla ilgili bir çalışma var mı Türkiye'de? Yani Henüz bu yok, çünkü bu her ne kadar FDA onaylı bir antiparazitik ilaçsa da bu RNA virüsü olan COVID-19'un hücre kültürlerinde replikasyonunu, yani çoğalmasını bloke ettiğini, üstelik de 48 saat gibi kısa sürede tamamen ortadan kaldırdığını biliyoruz şu andaki bu aşamadaki çalışmalarda. Bu aşamalardan sonra in vivo, yani insan bedeninin içindeki hücrelerde hem doz açısından hem dozaj sağlığı açısından, yani konfigürasyonlar, yan etkiler açısından ilerleme aşamasını bir miktar geçmek zorunda. Bunu ondan sonra ancak ilaca ulaşmak söz konusu olacak. Ama Anladım. sizin ilk Türkiye'de ilk ifade ettiğiniz, duyurduğunuz dönemden şu zamana bile geçen süre önemli. Yani bir ay sonra bu ilacın diğer klinik çalışmalarında iyi sonuç verirse, ki şu anda öyle görünüyor, o zaman ancak Harika. piravir gibi tabii hastalara vermeye başlayabileceğiz. Şimdi anladığım kadarıyla aşı süreçleri hep bir zaman alıyor. Ve ortaya çıktıktan sonra da bu da bir virütik hastalık, viral bir şey bu. Ne olduğunu, nasıl etkileyeceğini falan da bilemiyoruz. Ama benim anladığım kadarıyla sizler, Türkiye, aşı kadar kalıcı tedaviye önem veriyorsunuz. Yani ilaca daha önem veriliyor gibi gözüküyor. Doğru mudur? Türkiye için. Türkiye için ve dünya için. Evet, şu anda tabii aşıdan önce doğrusu tabii
hastalığa yakalanmayı engelleme açısından aşının ehemmiyeti çok büyük. Ama hastalanmış bireyleri tedavi etme açısından da ilacın ehemmiyeti çok büyük. Çok. Dolayısıyla bütün virüs enfeksiyonlarında AIDS hastalığından tutun da diğer sarı hummadan batı nil hastalığına kadar virüslerin yaptığı birçok hastalıkta öteden beri kullanılan ilaçların hatta domuz gribi diye bilinen hastalık en son. Mesela orada oseltamir diye bir ilaç kullanıyoruz. Onu da şu anda bu enfeksiyonda da kullanıma aldık. Yani kombinasyonlar var. Güzel. Örneğin Hintli doktorlar kendi lokal çalışmalarında klorokin, işte oseltamivir bunlardan oluşan bir kokteyl yapıp birçok hasta iyileştirdiğine dair şu anda yazılı var. Yani bu önceden test edilmiş insan üzerinde değişik viral enfeksiyonlarda kullanılmış ilaçlar öncelikle tabii kullanıma sunuldu. Çünkü nihayetinde bunlar antiviral ilaçlardır ve onların bir şekilde fayda ettiğini düşünürüz. Böyle ani gelişen ve tamamen yeni bir düşmanla karşılaştığımızda elimizde ne varsa onunla... Sonuçta tank varsa tankla gidiyorsunuz. Ne zırhlı araç varsa zırhlı araçla. Bu bir savaş. Peki değerli bir kardiyolog dostumla da konuşurken, o benim de kardiyologum Barış Ökçün profesör doktor, o çok kızdı bana. Niye? Bana söylemişti esasında. Fakat ne olduysa ben de hiç atlamam ha. Yani eşim de çok dikkatlidir biliyorsunuz. Tanıdığınız eşimi de. Zatürre aşımı yaptırmamış. 60 yaş üstünde bunu arıyor Barış Ökçün. Herhalde siz tabii bu işin daha uzmanısınız. Bu konuda 60 yaş üstüne söyleyeceğiniz birkaç cümle vardır diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani hepimiz o yaşları gördüğümüz zaman daha kendimizi enfeksiyonlara karşı dirençli kılmanın yoluna bakmamız lazım. Temel prensip bu. Çünkü belli yaşla beraber ilave hastalığınız da varsa immün sisteminizde zayıflama meydana geliyor. Doğru. Enfeksiyonlara daha kolay yakalanıyoruz. Zatürre aşısı özellikle bir bakterinin yapmış olduğu zatürreye karşı koruyuculuğu olan onun tipleri var. Pneumokok özellikle. Pneumokok aşısı diye de biliniyor. Doğru. Toplumdan gelen, toplum kökenli pneumonilerde insan beraberinde komorbid hastalık olduğunda öldürücü özelliği olduğu için bu tür pneumonilerin dolayısıyla bir pneumokok aşısı, bir zatürre aşısının mutlaka yapılmasını öneriyorum. Bu bir koruyuculuğu olan bir aşıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o en azından sizin bakteriyle enfekte olup akciğerlerinizin ağır derecede zatürre olup mortalite boyutuna ya da solunum yetmezliği boyutuna gelmesini engelliyor. Bakın mesela bu aşıların BSG aşısının ilk 1920'li yıllarda Fransız iki doktor tarafından geliştirilmişti. O daha sonraki uygulamalarında aşının ilk önce aşı uygulanan bireylerin tüberküloz hastalığına yani vereme, akciğer veremine yakalansa bile hastalığı tüm akciğere yayılmadığını tespit ediyorlar. Yani hastalık bir kere lokalize kalıyor. İkincisi daha önemli bir şey mesela verem beyne yayılabiliyor, kalp zarına yayılabiliyor, bağırsağa yayılabiliyor, kemiğe yayılabiliyor. Bunları da durdurttuğunu tespit ediyorlar. Yani. Dolayısıyla aşıların hiçbir zaman şunu söylemek mümkün değil. %100 koruyucudur. Hastalığı kesin yakalanmanızı engeller. Bu böyle değil. Ama immün sisteminizi çünkü güçlendirdiği için her türlü vücuda giren özellikle direkt o konudaki bakteri ise onu önceden tanıtıyorsunuz vücuda. Tanıttığınız için düşman içeri girdiği zaman askerler hazır kıta adeta bekliyor ve gereğini yapıyorlar. Peki burada artık anladığımız kadarıyla bizim bağışıklık sistemimizi güçlü kılmamız hayati önem taşıyor.
Yani tamam biz işte sosyal olarak uzaklaştık, 65 yaş üstü karantinada veya kapadı falan ama eğer bağışıklık sistemi güçlü olan 93 yaşındaki bir hanımefendi kurtuldu bu işten. Ama bağışıklık sistemi zayıf olan 53 yaşındaki bir başkası öldü. Yani bağışıklığı nasıl ayakta tutacağız? Evet. Bu çok önemli. Ana problem bu. Çok hayati soru bu gerçekten. Evet. Müsaadeniz olsa bağışıklık sisteminin nasıl işlediğini kısaca ifade etmek istedim. Derhal efendim. Şimdi vücuda bir mikroorganizma girdiği zaman, ki virüsler biliyorsunuz yarı canlılardır, RNA ya da DNA içerirler. Etrafında bir protein zarf, onun da dışında örneğin COVID'de bir de yağ zarfı vardır. Ve bu üzerindeki proteinlerle insan bedenine girdiği zaman akciğerde COVID için bu nereye bağlandığı artık ispat gösterildi. Akciğerde AC2 reseptörlerine bağlanıyor. Bu kalpte de var bu reseptörler, ince bağırsakta var ve böbrekte var. Evet. Şimdi buralara gelmeden, yani bu organların içine girmeden önce ilk önce burun mukozasında, ağız mukozasında, göz mukozasında, mukoza dediğimiz yerler çok ince özel yapılardan müteşekkil, özel içerisinde özel sıvıları olan, salgıları olan yapılardan bahsediyoruz. Evet. Bunun içinde başlayıp ta solunum ağacının, yani ana nefes borusundan bronşlara kadar giden harikulade bir sistem yaratılmış. Ve bu sistemin içerisinde, o epitel içerisinde özel salgı yapan, üreten, diğer türlü bir elektron mikroskopu altında görülebilen stilyalar dediğimiz titrek tüyler mevcut. Diyelim ki mikroorganizma burnunuzdan aşağı doğru gitmeye başladı. İlk önce birinci savunma sistemi bu mekanik bariyerlerdir. Yani bu titrek tüyler o mikroorganizmayı tutar. Bu yabancı cisim, alerjen bir madde de olabilir, toz da olabilir. Ve geriye doğru, yani geldiği istikamete doğru süpürmeye başlar. Çok güzel. Bu sistem muhteşem bir sistemdir ve bunu salgıla, aynı zamanda o anda salgı yapar. O salgılar da onu etrafını çevirir. Bir adeta bir top halinde, hani bir sümük diye tabir ettiğimiz şekilde dışarı doğru iter. Ha, eğer siz birinci bariyeri, eğer size giren mikroorganizma birinci bariyeri aşıyorsa işte aşağı organa penetre oluyor. Ha, kimlerde bu oluyor? İşte sigara içenler örneğin, çok büyük bir dezavantajı. Bu yaratılıştan var olan, az evvel bahsettiğim o harikulade bariyeri kendi elleriyle yıkıyorlar. Sigara içende o bariyer yok zaten. Yok zaten, bravo. Dolayısıyla ne gerekli gidiyor. Ne içeri birinci cephe çöktü. Onlara geçmiş olsun. Onun için özellikle genç kardeşlerimizden istirham ediyoruz. Yani sigara hakikaten insan bedenine en büyük zarar veren unsurların başında geliyor ve lütfen bırakın. İkincisi, hücreye dokunduktan sonra örneğin akciğer alveollere geldi. Burada reseptöre bağlandı, hücreye dokundu. Burada ikinci savunma sistemi, non-specific immün sistem diyoruz buna. Makrofaj ve natriyel killer dediğimiz iki tane çok önemli akü var. Bir çeşit ve bunlar o gelen yabancı cismi yakalar, içine alır, hapseder ve öldürür. Eğer sağlıklı çalışıyorsa. Sağlıklı çalışıyorsa. Evet ve bu aşamada enfeksiyonu orada durdurabilir. Eğer o sistemde de problem varsa mikroorganizma yürümeye devam eder. Bu defa son olarak vücudun en büyük savunma sistemi olan spesifik immün sistem, yani T ve B lenfositler. Lenfositler yaklaşık 2 trilyona yakın insan bedeninde lenfosit var. 2 trilyon lenfosit gelen mikroorganizmayla harbe var. Harbe girer. İşte timus bezimizde, dalağımızda, lenf istasyonlarında yerleşik olan T ve B lenfositleri bahsediyor. Yani bunlar hem hücresel düzeyde hem sıvısal düzeyde olağanüstü bir bariyerdir ve savunma araçlarımızdır. Allah neler. Evet. Kişi işte bu savunma sistemlerinin zarar vermiş ise önceden, ki bu bazen hastalıkla da zarar versin. Yani örnek veriyorum. Romatoid artritiniz vardır. Hayır. İmmünolojik olarak
bu sistemler arızalanmıştır. B çatastığımız vardır, bu sistemler arızalanmıştır. Hashimoto tiroiditiniz vardır, bu sistemler arızalanmıştır. Dolayısıyla sizi bulup size yerleşmesi mikroorganizmanın kolaylaşır. Çok daha kolaydır. Astımınız vardır, KOAH akciğerinizi içtiğiniz sigarayla KOAH hale getirmişsinizdir. O akciğerden, ben öyle diyorum aslında, bu akciğerden artık hayır beklemeyin. Niye? Çünkü siz sigara içmeye devam ediyorsunuz. Bırakın bir iki yıl içerisinde toparlasın kendini. Yoluna şey verin. İmkan ben var. De içtim ama bıraktım. O kadar rahatım ki hocam. Bütün evet. Gençlere söylüyorum. Bakın 65 yaşındayım. Asansöre binmekten pek hoşlanmıyorum şu son sıralarda. Ve 6. katta benim evim, daire. 6 katın ilk 4 katını tek nefeste çıkıyorum. Neme lazım deyip bir duruyorum. Son 2 katı da çıkıyorum. Yani bu sigara içmemek sayesinde oluyor. Tabii ki. Yani tamamen bu solunum performansı evet. Sigarayla direkt bağlantılıdır. Doğru. Sizin solunum ünitenizin, yani oksijeni, havadaki oksijeni alıp kana veren, evet. Kanda biriken karbondioksitinizi devamlı dışarı atan bu muhteşem mekanizma geçirdiğiniz hastalıklarla veya kullandığınız zararlı maddelerle. Yani bu esrar da olabilir, başka bir şey de olabilir. Başka bir şey de olabilir. Zayıflatıyoruz. Yani kendi kendimize yapıyoruz. Şu nargileciler kapanır değil mi artık bunlar? Nargilecilerin artık bu salgından sonra kapanmazsa bir daha kıyamet kadar kapanmaz. Artık bu nargilecilerin bir şekilde devre dışı. Peki gıda alma konusunda ne tavsiye ediyorsunuz? Yani bu dönemde insanlar İyi kötü evde besleniyorlar. Artık dışarıdan pek şey gelmiyor. Neye dikkat edecekler? Bir de onu alayım hocam sen. Tabii. Yani temel prensip biraz evvel ifade ettiğimiz gibi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik işlevler yerine getirilmesi. Mesela ev içerisinde yaptığınız sporda bir tıpkı dışarıdaki kadar güçlü olmasa da bağışıklık sisteminizin düzenli düzenlenmesine, pozitif anlamda düzenlenmesine, ağırlık kaldırmanızdan tutunuz da bisiklet çalışmanıza kadar bedeni çalıştırmak bir defa bağışıklık sisteminin düzgün işlemesine yardımcı olur. Buna antrenman, egzersiz ne derseniz deyin. Diğer taraftan beslenmede özellikle A ve E vitamini, yani antioksidan özelliği olan vitaminlerin, vitamin ağırlıklı menülerin bedenimizde kullanılması önem arz ediyor. Doğrusu antioksidanlar hücresel hasarı engellediği için bir yabancı madde vücuda girse dahi onun yaptığı hasarı aza indirgeyebilecek yöntemlerdir. Bu amaçla kuru baklagillerden tutunuz da süt gibi hayvani ürünler, bütün sebzeler. Evet. Bağışıklık sisteminin yumurta özel bir anlam taşıyor değil mi hocam? Ve protein alımı anlamında tabii özel anlam taşıyor. Evet. Ama tabii bunları abartmamak lazım. Sarısını çok yerseniz bir miktar egzersiz yapmayıp onu biriktirebilirsiniz vücudunuzda. Yani onun için böyle sebze ağırlıklı beslenmek çok daha isabetli olur. Doçent Doktor Sezai Çelik, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ne kadar keyifli bir anlatımdı. İnternler ne kadar şanslı. Ben bile anladığıma göre onlara da daha güzel aktarıyorsunuzdur. Size ve sizin şahsınızda bütün sağlık çalışanlarını milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlığınızın, sıhhatinizin ve ailenizin sağlığının, sıhhatinin daim olmasını da ümit ediyorum. Hep şu dönemi geçirdikten sonra inşallah her şeyin daha normaline döneceğine de inancımı ifade etmek istiyorum. Hoşça kalın efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin gibi güçlü bir gazeteci ve duayen bir büyüğümüzle sohbet etme fırsatı verdiniz. Halkımız evde kalmaya devam etsin. Biraz daha sabırlı olsun. İyi netice alacağımız muhakkak. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.